okurken de çok etkilendiğim bu kitapta daha net bir şekilde ortaya konduğunu söyleyebilirim işin açıkçası. Der ki Jared Diamond, yerleşik hayat, yiyecek üretimi önce bereketli ilerle başladı. Hemen buradan yani bereketli iler, Türkiye, bugünkü Türkiye'nin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin doğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi bu bölgede başladı. Niye bu bölgede başladı? Çünkü tohumlu bitkiler bu bölgedeydi. Doğal olarak buranın iklimi, bitki ve hayvan türleri burada vardı. Ancak Amerika'nın, Papua Yeni Gine'nin ve Afrika'nın bazı bölgelerinin üretebilecek, ürettikten sonra da, yetiştirdikten sonra da depo edebilecek tohumlu bitkisi yoktu. Doğal olarak yoktu. Yine Orta Doğu'da ve bereketli hilalde atla arabayı birleştirebilecek şekilde, yani yük hayvanı olarak veya binek hayvanı olarak kullanılabilecek evcilleştirilmiş hayvanlar vardı. Dolayısıyla coğrafi şartlar bize, bu bölgedeki insanlara, Orta Doğu'dakilere bunu sundu. Burada ilk yerleşik hayat başladı, yiyecek üretimi başladı. Yiyecek üretimiyle birlikte toplumlar nüfusu çoğaldı, arttı. Hem asker, hem bürokrat, hem de tüccar sınıfları ortaya çıktı. Daha sonra bu Orta Doğu'da yiyecek üretimi paket halinde Avrupa'ya doğru aktarıldı. Arada yani mesela milattan önce 8500-9000 arasında Orta Doğu'da yiyecek üretiminin başladığını söylüyor Jared Diamond. Avrupa'ya gitmesi 7000'ler-8000'ler, yani 1000 yıl arada fark var. Daha doğuya doğru Hindistan'a, İran'a doğru yayılıyor paket halinde. Ve dolayısıyla büyük imparatorluklar, ilk imparatorluklar burada ortaya çıkıyor. Mesela ilk hukuk kuralları burada ortaya çıkmıştır. Yazılı ilk antlaşma burada ortaya çıkmıştır. Yazı burada ortaya çıkmıştır. Para burada icat edilmiştir. Hocam çok özür dilerim. Kalıcı bir şey söyleyebilir miyim? Ben Şam'da denk geldiğim bir şey şimdi bağlantı. Şam'da bir dağ var. Gidenler de belki bilir. Artık Şam'da zaten öyle bir şey yok da. Gezodağı gezerken şöyle bir şey dendi. İşte Habil'le Kabil'in, işte Hazreti Adem'in falan böyle bir inanış var. Yani o dağdan insanlığın olduğunu, şimdi tabii o bizim hani vahiy şeyiyle alakalı belki, ama sanki gerçekten Mezopotamya'dayız belki o topraklardan hep yayıldı falan diyorsun, işte paranın şu an. Belki de o doğumla örtüşen, belki de tutan bir şeydir yani. Belki de insanlığın şimdi, hakikaten de Habil'in de Kabil'in de Hazreti Adem'in de, belki Türemen'in de, Üremen'in de, orayı bilmiyorum, yeri orasıydı. Bilmiyorum ben. Şimdi bu, ama o efsane tabii, o efsane, bu bilimde. Birazdan bahsetmeye çalışacağım. Şeye göre, yani bu beyefendiye göre ve şu beyefendi, yani bu iki kitabın yazarına göre dinlerin hepsi uydurma. Ya tabii, ona da bir şey diyemiyorum. İnsan uydurması. Şimdi burada akşam şey ödevimi yani yapmak için hani bu kitapları okuduğumdan beri bugüne kadar işte diyelim ki en yakın sandım. Şunu okudum, bundan bir yıl geçmiş. Dolayısıyla hani hatırlamak için tekrardan okurken oradaki arkadaşlar, ya bu gavurları niye okuyorsun? Şimdi ben de onlara şöyle bir şey söyledim. Ben kapitalistleri eleştirebilmek için gene kapitalistleri okumak zorundayım. Şimdi bu kitapta çok ilginç bir şekilde dile getirmiş. Kapitalistler niye başarılı oldu Marksistler karşısında? Çünkü kapitalistler Marksistlerden daha fazla Marks'ı okurlardı. Nerede eksikleri olduğunu, işçi sınıfına ne verebileceğini bileceklerini onlar bilirdi. Dolayısıyla hani ben işin teolojik kısmından ziyade, yok ben de hani, yani işin, kendi adım öyle buradaki hani kitaplar içeriğine bağlı kavramı sunmaya çalışıyorum. Şimdi en son Jared Diamond'ın diyor ki coğrafi şartlar Orta Doğu'ya bereketli hilale yetiştirilebilecek, yenilebilecek canlı türleri, evcilleştirilebilecek canlı türleri ve tohumlu, depo edilebilecek tohumlu bitki türleri verdi. Bu insanlar da onları yetiştirdi, hayvanları evcilleştirdi, yazılı, bundan dolayı bunu yaparken de mutlaka yazıyı geliştirmeleri gerekiyordu, hukuk kurallarını geliştirmeleri gerekiyordu, parayı icat etmeleri gerekiyordu, fetihler yapmaları gerekiyordu ve kendilerini savunmalarını gerekiyordu. Mesela Yeni Zelanda'dan burada
şey, Papua Yeni Gine'den bir örnek ve Afrika'nın bazı yörelerinden kıyaslamalı örnekler. Diyor ki, burada yetiştirilen yiyecekler, tamam insanlar başka yerlerde de yiyecek üretiyordu ama burada yetiştirilen yiyecekler için daha fazla insanlar enerji harcaması gerekiyordu. Üstelik bunlar depolanmıyordu. Ayrıca bunlar çoğunlukla karbonhidrat ağırlıklı olduğu için insanlar daha böyle miskin, daha böyle uyuşuk hale getirebiliyordu. Ama Orta Doğu'da protein ağırlıklı bir beslenme vardı. Dolayısıyla insanları daha böyle canlı, daha hareketli hale getirdi şeklinde bir tespiti var. Burada ikisinin de, iki yazarın da, yani Harari'nin de, Diamond'ın da ortak noktada buluştukları bir yer var. Tarım devrimi mi? Yani devrim deyince ne aklımıza gelir bizim? Mutlaka önceki bir sistemin yıkılması ve yerine yeni bir şeyin konulması gelir. Ve her devrim mutlaka kanlıdır. Tarım devriminin de bu anlamda hem Harari için hem Diamond için ortak noktası, ikisinin ortak buluştuğu nokta şu. Diyorlar ki efendim tarım devrimi tarihin en büyük aldatmacasıdır. Jared Diamond biraz daha eski insanlara şöyle bir torpil geçiyor. Diyor ki sonucunu öngöremediler. Eğer öngörebilselerdi o zengin beslenme, yani gezme, beslenme, zengin sofra çeşitlerini, beslenme çeşitlerini bu kadar daraltmazlardı. Çünkü hayvanlarla aynı ortamlarda, aynı binanın içerisinde, aynı kapalı ortamın içerisinde kalmaları gerekiyordu. Hayvanlardan hastalık kapmaları gerekiyordu, kapmaları anlamına geliyordu. Bir sürü insan, çocuk yaşta bir sürü insan ölmesi anlamına geliyordu. Harari de aynısını söylüyor, diyor ki, yani şeyle birlikte aynısını, aynı görüşte ve hatta başlığı şu, tarım devrimi tarihin en büyük aldatmacasıdır. Eğer insanlar, ama Diamond diyor ki eğer sonucunu öngörebilselerdi vazgeçerlerdi. Yani tarım devrimine ve yerleşik hayata hiç geçmezlerdi diyor. Şimdi bazı noktaları unutuyorum ya, aradan süre geçtiği için, o yüzden kusura bakmayın. Kitapları şimdi tutabilir miyiz? Evet. Efendim, Jared Diamond böyle diyor. Darwin acem oldu. Darwin acem oldu ve James Robinson. Ben Darwin acem oldu takip ediyorum. Takip edenlerdir. Türkiye için uyarıları vardı geçen hafta. Dedi ki bu kadar tüketim ağırlıklı ve kredi ağırlıklı bir büyüme. Hani tehditler ve tehlikeler içeriyor. O yüzden Türkiye ekonomistlerinin buna dikkat etmesi lazımdır şeklinde bir tavsiyesi vardı. Bu beyefendi de diyor ki Max Weber'in söylediği cehalet hipotezi, efendim Jared Diamond'ın söylediği coğrafya hipotezi, bunların hiçbirisi zenginliğin ve fakirliğin kökenlerini, sebeplerini açıklayamaz. Çok güzel bir nokta yakalamışlar. Şimdi oradan isterseniz hani uzaktan ama yakından daha sonra bakabilirsiniz. İki nokta, iki tane örnek vermişler. Birisi Güney Kore ile Kuzey Kore. Birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin şurada Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı, birbirine komşu, kültürel olarak, yani geçmiş olarak, aynı tarihi olarak aynı. Aralarında tek sınır var. Birisi Sonora. Birisi, şimdi ismini çıkaramıyorum, kusura bakmayın. Şimdi diyor ki, yani Jared Diamond haklı olsaydı, eğer zenginliğin ve fakirliğin kaynaklarına dair olarak haklı olsaydı, bugün Kuzey Kore kapkaranlık görebiliyoruz sanırım orada. Ama Güney Kore aydınlık. Bunların tarihleri aynı. Genetik olarak da aynılar. İklimleri de aynı. Yetişen bitki türleri de aynı. Aralarındaki fark sadece bağlı bulundukları siyasi otorite farklı. Bağlı bulundukları hukuk sistemi farklı. Yine aynı şekilde hani burada ABD Meksika, şuradan daha iyi gösterelim. ABD Meksika. İki farklı kasabayı, birbirine komşu iki tane farklı kasabayı ele almış. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan o kasabada kişi başına düşen milli gelir $70,000. Suç oranları çok düşük. Efendim ortalama hayat süresi 75 yıl, 77 yıl, 80 yıl civarında. Ama güney tarafta, yani Meksika'ya bağlı olan bir başka bir kasaba, burada da aralarında tek Amerika-Meksika sınırı geçiyor.
O bölgede de kişi başına düşen milli gelir $1,200. Suç oranı çok yüksek. Bir dükkan açabilmek için, bir fabrika açabilmek için 80 farklı yerden imza almanız, onay almanız gerekir. Ayrıca bunu da siz kendiniz yapamazsınız. Bu işi yapan rüşvetçiler var. Yani ekip var ve saygın olarak görüyorlar kendisi. Ben adama Meksika'da bir dükkan açabilmek için veya bir fabrika açabilmek için gideceğim bir aracı kurma, bir acenteye rüşvet vereceğim. O da 80 ayrı yeri dolaşıp imza alacak ki ben dükkanımı açabileyim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısımda bu durum daha farklı. Yani 3 farklı yerden imza alarak hem de devlet teşviklerini kullanarak efendim çok rahat bir şekilde girişimde servet hür teşebbüste bulunabilirsiniz. Darwin Acemoğlu ve James Robinson. Peki bu iki topluluk, iki kasaba arasındaki fark neyle açıklanır? Diyor ki bağlı bulundukları hukuk sistemi birbirinden farklı. Bir tarafta, kuzey tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin herkesi kapsayan, her dinden, hangi dinden, hangi etnisiteden, hangi tarihi geçmişten gelirseniz gelin, sizi kapsayan, önünüzü açan hukuk kurallarına tabisiniz. Ama Meksika tarafında maalesef ki böyle bir hukuk sistemi yok. Dolayısıyla zenginliğin ve fakirliğin kökenine bağlı bulundukları hukuk sisteminde açıklamaya çalışıyor. Yalnız şu yok burada. Yani Darwin Acemoğlu'na ve James Robinson'a hani bir eleştiri, haddi midir bilmiyorum. Niye Amerika Birleşik Devletleri kapsayıcı hukuk kurallarını yapıyor da Meksika yapamıyor? Onun cevabı yok mu? Onun cevabı hani kendimce vermeye çalışacağım Sayın Hocam. Şimdi Amerika'yı kuran felsefe ya da bağımsızlıktan sonra Amerika'yı, Amerikan toplumunu oluşturan felsefe nedir? Mesela John Locke'dur büyük ihtimalle. Yani okuduğum kadarıyla. John Locke'un düşünceleridir. Peki John Locke nereden almıştır bu düşünceleri? Aristoteles'ten, Seneca'dan, Cicero'dan, Sokrates'ten, Thales'ten. Yani Avrupa merkezli, Avrupa ya Yunanistan, Avrupa, Akdeniz çevresindeki filozoflardan almıştır. Peki filozoflar nasıl ortaya çıkmıştır? Yani insanı düşünmeye nasıl vakti kalmıştır? Hocam hoş geldiniz. Çünkü şimdi hocam bana büyük ihtimalle daha büyük katkılar sunabilir. Çünkü eğer bir toplulukta yiyecek üreticileri varsa, askerler varsa, efendim bir tarafta da bürokrasi varsa, bir tarafta da eğitimciler olması gerekiyor. Eğitimcilerin olması demek aynı zamanda düşünürlerin de olması gerekiyor. Bu düşünürler John Locke'a varıncaya kadar yani eşeleye devam edersek demek ki de bugünkü Amerika'yı kuran kapsayıcı hukuk kurallarını ortaya çıkaran John Locke'un düşünceleri ise demek ki gene Jared Diamond haklıymış. Yani yiyecek üretiminin başlaması güçlü bir imparatorluğu ortaya çıkarabiliyormuş. Hem zenginliği ortaya çıkarabiliyormuş. Şimdi bunu böyle dile getirdikten sonra bir de şu kısma değinmek isterim. Ben yani çöküş, bir medeniyet nasıl batar veya ayakta kalır? Bizim Jared Diamond birkaç toplumdan yok olmuş veya varlığını hala daha devam ettiren toplumdan örnek veriyor. Burada şimdi bu haritada yerini göremiyorum ama şu okyanusun ortasında, Hawaii değil de şu okyanusun ortasında dünyanın en ıssız adasıdır. Yani uzak, ana karalara en uzak adasıdır. En yakın Şili'yedir. Şu yazıların olduğu yerde olması lazım. Paskalya Adası. Bize o örneği veriyor. Erik Van Döniken diye ben lise hayatımda o ergen dönemimizde çok meraklıydık. İşte bu Paskalya Adası'ndaki heykelleri acaba şey mi yaptı, uzaylılar mı yaptı falan filan diye. Oysa kimse Jared Diamond diyor ki hayır orada bir medeniyet vardı. Ustaları vardı, çiftçileri vardı, şefleri vardı. Ve 80 tonluk, pardon özür diliyorum yani birkaç tonluk ve 10-15 metre boyunda her şefleri, ölen her şefleri için bir heykel, taştan heykel yontup dikerlerdi. O arada orada bir medeniyet vardı. 1700'lü, 1800'lü yıllarda Avrupalılar gördüklerinde, ilk defa karşılaştıklarında daha yeni henüz çevresel problemlerle yeni karşılaşmışlardı. Niye ortadan kalktı bu görkemli medeniyet ve bu görkemli ustalar? Çünkü tabiat çevrelerini kirlettiler. Yani doğal kaynakları tükettiler. Ormanlarını tükettiler sal yapabilmek için, gemi yapabilmek için. Doğal kaynaklarını tükettiler. Toprak erozyona maruz kaldı ve
açlık baş gösterdi. Adada isyan çıktı. Şefliklerde efendim halk da birbirine girdiği için bu medeniyet ortadan kalktı. Tabii ki bir medeniyetin o çökmesini sadece çevresel problemlere bağlamıyor. 7-8 tane sebep sayıyor. İşte komşu düşman toplulukların saldırısı, efendim ekonominin çökmesi, çevrenin kirlenmesi. Çevrenin kirlenmesini de ve çevre sorunlarının artmasını da çöküşte bir katalizör olarak, yani önemli bir katalizör olarak ele alıyor. Burada mesela İzlanda'yı ele almış. Niye İzlanda'da da benzer sorunlar vardı? İzlandalılar niye dünyanın şu anda en müreffeh toplumları? Çünkü veya Japonları, ben de haritayı böyle kasıt olarak böyle getirdim de ama yerini şaşırın. Japonlar da aynı sorunları, benzer sorunlar. Paskalya'nın işte 10. yüzyılda yaşamış olduğu benzer sorunları yaşıyorlar da niye Japonlar bugün dünyanın en müreffeh toplumu? Çünkü imparatorları efendim çevre, orman ve çevre düzenlemesi için duyarlılık göstermiştir. Hatta katı önlemler almıştır. Japon adalarının bugün %70'i ormanlarla kaplıdır. Hatta orman kesmek yasaktır. Onu da dışarıdan satın alırlar. Örnek böyle. Burada hani paylaşmak istedim. Sadece okumak değil de paylaşmak istedim. İlginç bir şey var. Bu Büyük Okyanus'taki şu adalarla ilgili. Yani burada maalesef hani binlerce ada var ve onlar gözükmüyor. Hani şöyle bir gelenek varmış. İşte diyelim ki bir adanın nüfusu 1000. Bu adanın kaldırabileceği nüfus 1000. Veya 1100, 1080. Her yıl sayım yaparlarmış. Ve her kabileden en yaşlı birkaç kişi, diyelim ki 1000'in üzerinde olan işte 20 kişi. Sen. Efendim, yani kendiniz bu toplum için feda edeceksiniz. Nedir efendim? Gemiye binip intihar edebilirsiniz. Yani açılabilirsiniz. Büyük okyanusta bir yere gideceksiniz. Efendim, veya kendinizi asarak intihar edeceksiniz. Ki alttan gelen nesil bu adada yok olmadan, nesli ortadan kalkmadan hayatına devam edebilsin. Çok ilginçti. Bu çalışmanın yapıldığı dönemde de o adanın nüfusu hala da 1084'müş. Bu aynı zamanda buradaki bu adadaki gelenek bir ünlü bir ressamın şeyine de konu olmuştu. Bir sala binmiş ve okyanus boyunca giden bir şey, 3-4 tane yerli gibisinden. Bunu da paylaşmak istedim bu kitap içeriğinden. Sömürücü kurumlardan bahsediyor şey. Daron Acemoğlu ve James Robinson. Burada bir şey var. Yani Tragedy of Commons. Şimdi bunun İngilizcesi hani böyle de, yani Türkçeleştirmeye çalışıyorum. Yaygın olanı veya sahipsiz olanı trajedisi diyelim. Ya da kamusal olanı trajedisi desem daha doğru olur mu? Yani İngilizce, uzmanlı İngilizce olan yok mu? Var. Yani Tragedy of Commons. Yani, kamusal olanı, ben bunu hani Türkçeleştirme, kamusal olanı trajedisi. Örneğin bugün devlet dairelerinin çoğusunda, resmi kurumların çoğusunda görürüz. Sömürücü kurumlar. Nedir? Hantal bir yapı. Hani bu bizim Atatürk Orman Çiftliği'ndeki meşhur bol süt veren inek hikayesi gibi. Artık devlet memuru oldum, süt vermiyorum gibi. Daron Acemoğlu böyle bir şeyden bahsediyor. Yani kamusal kurumların, bazı kurumların sömürücü olduğunu, bazı siyasal erkin bazı toplumlarda sırf otoritesini kuvvetlendirmek için doğal kaynaklar. Burada paylaşan bu Afrika ülkelerinden bir tanesinde bu gerçek olaymış. Yani burada anlattığına göre Afrika ülkelerinden bir tanesinde nota devrediyor böyle 2-3 hafta birkaç ay boyunca devrediyor. İşte diyelim ki ne kadar olsun? 61 trilyon olsun. Hani bu şu anki yılbaşı ödülü gibi olsa. 61 trilyonun çekilişini yapıyorlar, devlet başkanına çıkıyor. Şimdi Daron Acemoğlu diyor ki güzel kardeşim, burada herkesin, madem ortada bir loto var, herkesin aynı hukuktan faydalanması lazım. Yani bu ihtimal çok düşük bir ihtimal. Hem devlet başkanı, hem nasıl devlet başkanısın ki loto oynuyorsun gibi böyle bir eleştirisi var. Şimdi ben hani biraz fazla herhalde uzattım. Sadece şu en son kısmından, yarının tarihinden kısaca bahsedeyim. Önce arada şu iki kitap için bir uyarıda bulmak isterim. Hepimiz eğitimciyiz efendim. Okuyan insanlarız, bu ülkeyi seven insanlarız, bu ülkenin gençlerine değer veren insanlarız ve sorumluluk sahibi insanlarız. Bu iki kitap için. Şimdi ben sanırım 6 yıl önceydi. Mutlu Bey'le bir böyle tevafuk etmiştik. Ben o zaman Tarihin Sonu ve Son İnsan, Francis Fukuyama'nın
Tarihin Sonu ve Son İnsan kitabını okuyordum. Mutlu Bey bana demişti ki Sayın Hocamız, bu yazdırılmış bir kitaptır. Hatırlıyor musunuz? Çok iyi. Dedim ki yazdırılmış kitap ne demek abi? Yani şimdi, bazı kitaplar yazılır işte. Diyelim ki Jared Diamond yazmış. Veya işte birisi roman yazmış, Orhan Pamuk yazmış, şu bu yazmış. Bazıları da demek ki bazı merkezler tarafından, düşünce kuruluşları tarafından yazdırıldığına inanıyoruz. Ve ben de hocamıza hak verdim. Hatta başka hangi kitaplar yazdırılmıştır diye bir sohbet geçmişti aramızda. George Orwell'ın 1984'ü. Efendim, Medeniyetler Çatışması tezi. Evet. Efendim, Tarihin Sonu ve Son İnsanı. Ve gördüğüm kadarıyla yazdırılan diğer iki kitap bunlar. Niye? Niye yazdırıldığını düşünüyorum veya yazdırıldığına burada iki kitabı da okursak, hani bir metinde, bir cümlede veya benim konuşma dilimde bir söylenmiş bir şey vardır. Bir de söylenmemesine rağmen söylenmiş bir şey vardır. Şimdi ben buradan alt metin diyelim ona. Hani ben edebiyatçı değilim ama hani affınıza sığınarak. Şimdi burada bunu okuyacağım tek yer, hani bu. Kim Korkar Darwin'den. Şimdi burada bu iki kitabı okuyunca şöyle bir düşünce hasıl oluyor zihninizde. Yani ben zihnimde de olur. O yüzden çocuklara da burada şahidimiz de var. Bahadır benim öğrencim, sağ olsun. Dedim ki çocuklar, bu kitapları benim elimde görüyorsunuz diye, yani kalitelidir, aman iyi kitaptır diye gidip okumayın. Ne zaman okursun? Kişilik ve ahlak gelişimini, değer gelişimini tamamladıktan sonra oku. 30'dan sonra oku. Ama şimdi okuma. Niye? Çünkü beyin otomatik düşünür. Mesela ben bunu örnek olarak şu oradan bakarken beynin otomatik düşünmesi ve bu metinden etkilenmesi anlamında. Bu haritan ekvator nereden geçer? Bilmiyorum, yazıyı okuyabiliyor musunuz da? Ekvator aşağı geliyor. Büyük çizgi. Tamam, büyük çizgi belli oluyor. Şimdi bu harita, ben dünya haritalarının çoğusunda bugüne kadar, yani 14 yıldır coğrafya öğretmenim ve denedim bunu. Ve 11. sınıflara da denedim, 9'lara da denedim, değişik sınıflara da. Bu haritada hani burada sıfır işte belli oluyor diye görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir algı var çocukta, şöyle bir tanım var zihinde. Ekvator, dünya equal, yani eşitlikten yana. Dünya iki eşit parçaya bölen hayal bir çizgidir. Ve oradan bakıyor bu çizgiler görünmediği zaman. Otomatik olarak buradan bölüyor. Tabii orada. Çünkü çoğu haritada, mesela burada var ama çoğu haritada şu kısım gösterilmez. Niye? Medeni hayat yok. Sadece bu kısım gösterildiği için, yani şuradan kuzey olan kısım gösterildiği için, beyin de otomatik çalıştığı için otomatik buradan bölüyor. Burayla gerçek ekvator arasında 3300 kilometre var. Beynin yanılgısı, illüzyonu vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi ben buradan, müsaadeniz olursa, çok vaktinizi aldım, şuradan okumak isterim. Ve sonucunda da şu çıkıyor. Yani söylenmeyen metin ama söylenmeyen ama söylenmiş metin şu. Dinlerin hepsi insan uydurması. Efendim, ruh diye bir şey yok. Tanrı diye bir şey yok. Haşa. Efendim, bunların hepsi insanların uydurması diye bir sonuç çıkıyor buradan. 2012'deki Gallup anketine göre ABD nüfusunun yalnızca %15'i Homo sapiens'in herhangi ilahi bir etki olmadan doğal seçilimle evrimleştiğine inanıyor. %32'si insanların milyonlarca yıl içinde erken yaşam formlarından günümüze evrimleştiğini, ancak tüm bu süreci Tanrı tarafından yönetildiği inancını sürdürüyor. %46'sı ise İncil'de anlatıldığı gibi Tanrı'nın geçtiğimiz 10 bin yılda insanlara günümüzdeki halini verdiğini düşünüyor. Ortalama 3 yıllık üniversite eğitiminin bu görüşler üzerinde hiçbir etkisi olmadığı gibi, aynı anket üniversite mezunlarının %46'sının İncil'deki yaratılış hikayesine inanırken sadece %14'ünün hiçbir ilahi etki olmadan insanların evrimleştiğini düşündüğünü ortaya koyuyor. Yüksek lisans ve doktora dereceli mezunlar arasında İncil'e iman etme oranı %25 iken, türümüzün yaratılışında tek başına doğal seçilime itibar edenler toplamının sadece %29'unu oluşturuyor. Neredeyse kimse kuantum mekaniği ya da görelilik kuramını tartışmazken evrim teorisi neden bu kadar tepki çekiyor?
Neden siyasetçiler çocukların madde, enerji, uzay ve zaman konusunda diğer teorilere de aşina olmasını talep etmiyor? Halbuki Einstein ve Heisenberg'in gaddarlıklarıyla karşılaştırıldığında Darwin'in fikirleri pek de tehlikeli değildir. Şimdi buradan, şimdi devam edeceğim. Buradan şöyle bir otomatik, hani biraz önceki verdiğim örneğe göre düşünsek, benim otomatik. Demek ki Einstein'la Heisenberg haklıymış ya. Charles Darwin bir teori ortaya atmış ama bu adamlar da tanrı parçacığını falan filan arıyorlar. Acaba bir düşünelim bunu diye bir yanılgıya düşer miyiz acaba? Yani kendi açıma Allah'a şükürler olsun ama çocuklar düşebilir mi? Mesela Bahadır erdemli ve okur bir çocuk olduğu için büyük ihtimalle böyle bir sakatlığa düşmez ama daha kişilik gelişimi yeni olan ergen çocuklar var. Onlar o hafaya düşebilir mi? Evrim teorisi basit ve net bir esasa, en uyumlu olanın hayatta kalması ilkesine dayanır. Oysa görelilik kuramı ve kuantum mekaniği bir şeyin yoktan var edilebileceğini, zamanın ve uzayın bükülebileceğini ya da bir kedinin aynı anda hem hayatta hem de ölü olabileceğini savunur. Sağduyumuzla dalga geçmesine rağmen kimse masum ilkokul çocuklarına bu rezil fikirlerden korumaya çalışmıyor. Neden? Çünkü anlamıyoruz. Yani bize dini öğretiden işte yaratılış öğretildiği için yani fizikten anlamıyoruz biz. Ama bu adamların daha tehlikeli, Charles Darwin'e göre daha tehlikeli fikirleri var. Şöyle devam sıktıysam özür dilerim ama devam etmek istiyorum. Biraz benim için çok önemli. Görelilik kuramı el üstünde tutulan inançlarımızın hiçbiriyle çelişmediği için kimseyi kızdırmıyor. Çoğu insan zaman ya da uzay mutlak ya da göreceli olup olmadığıyla zerre ilgilenmiyor. Zamanı ve uzayı bükebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun tabii. Dilediğiniz gibi bükmeye çalışabilirsiniz. Kime ne? Lakin Darwin ruhlarımızı elimizden aldı. Evrim teorisi yeterince kavrandığında ruhun olmadığı gerçeğini kabullenmek kaçınılmazdır. Şimdi bu cümleyi hadi beraber açalım. Eşeleyelim. Aha ruh yok. Otomatik yani otomatik düşünmeme de gerek yok. Burada ben metin alt metinden sunmazsa da direkt söylüyorsun. Dindar bir Hristiyan ya da Müslüman biri için olduğu kadar laik ve herhangi bir inanç sistemine dahil olmayanlar için içinde ölümden sonra baki kalacak sonsuz bir öz fikrinden vazgeçmek oldukça korkutucu olsa gerek. Aha öbür dünyada yok. Tehlikeli olur mu? Kurtuldu ya Mehmet. Özgür. Yani tehlikeli yani ben yorulmasın diye söylerdim. Allah aşkına. Bu. Şimdi ben en son kısımdan en son kısımdan bir yer dataizm diye bir dinden bahsediyor. Evet. Evet ondan kuralsızlığın veri diye. O kitabın kapağını arada bir gösterirsek. Tamam. Yani, efendim gösterelim. Bu üzerindeki işaretler hani bizim için bir anlam vardı. Yani orada bir çip var. İnsan kimliği. Evet. Ben burada dataizm iki temel disiplinle köklü ilişkiler kuran. Bilgisayar bilimleri ve biyoloji. Bu iki disiplinden biyolojinin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Dataizmin biyolojiyle kucaklaşması bu kucaklaşmaya dek etkileri sınırlı olan bilgisayar biliminin yaşamı derinden sarsan bir afete dönüşmesine neden oldu. Altını çizdiğim yerlerden notlarımdan hani paylaşıp bitirmek istiyorum. Dataizm insan deneyimlerini ve veri örüntülerine eş tutarak anlam ve otoritemizin temel kaynağını sarsıyor. Ve belki 18. yüzyıldan beri benzeri görülmemiş dini bir devrimi müjdeliyor. Locke, Hume, Voltaire gibi düşünürlerin döneminde hümanistler Tanrı insanın hayal gücünün bir ürünüdür diyordu. Dataizm, hümanizmi kendi silahıyla vuruyor. Tanrı insanın hayal gücünün bir ürünü olduğu doğru. Ancak insanın hayal gücü de biyokimyasal algoritmaların bir ürünü. 18. yüzyılda hümanizm Tanrı merkezci dünya görüşünü insan merkezi bir yaklaşıma dönüştürerek Tanrı'yı dışladı. 21. yüzyıla geldiğimizde ise dataizm insanları dışlayarak insan merkezi yaklaşımı veri merkezci bir görüşe dönüştürecek gibi duruyor. Şimdi burada
Niye en son hani bununla bitirmek de neredeyiz, nereden geldik, işte 10 bin yılda ne oldu, zenginliğin, fakirliğin kaynakları nedir gibi böyle biraz da kozmik çorbaya dönüştürdüğümün farkındayım ama burada diyor ki ölümsüzlüğün sınırındayız. Düzeltin, hani ölümsüzlük değil, uzun yaşamı sınırındayız. Sonuçta insan trafik kazasında da ölebilir. Bilgisayar biliminde, biyoteknolojide muazzam gelişmeler var. Burada saymış. Farenin üzerinde insan kulağı üretmişiz. Ya üretilmiş. İnsanın hayallerini videoda gösterme aşamasındayız. Bir üstün insan, yani yapay zeka ile birleşmiş, biyolojik insan ve yapay zeka ile birleşmiş bir üstün insandan bahsediyor. Belki diyor üstün insanlar olduğu zaman işte Google'ın sürücüsüz arabasından bahsediyor mesela burada. Diyor ki Google'ın sürücüsüz arabası önüne aniden çıkan birisine çarpmamak için otomatik fren yapıyor. Sürücüsüz araba. Ama diyor büyük ihtimalle dünyanın işte evet. Buyurun. Aslında aynı şey. tam da diyor Google'un sürücüsüz arabası yaya çarpmamak için durdu. Ama büyük ihtimalle dünyanın varoluşsal problemlerini çözmeye kafayı yoran birisi veya geçim derdindeki birisi arabaya arkadan çarptı. Şimdi biz diyor tüm insanları, tüm araçları bir bilgisayar merkezine bağlarsak ve bir merkezden yönetirsek kazaları tamamen ortadan kaldırabiliriz. Veya organ basımıyla, kök hücredeki tedavilerle üstün insanlar geliştirip uzun yaşamın sırlarını da açabiliriz. Ve bu veri dininden, yani burada dataizm kendisi veri dini diye çevirmiş, yani Türkçe çeviren. 21. yüzyılda bunun dışında kalan herkes kaybedecek. İki, yani eskiden işte 10 bin yıl önce işte çiftçiler, üreticiler, yiyecek üreticiler, askerlerden oluşuyordu ve 5 bin yıl önce. 21. yüzyılda geleceğin dini ise ve toplumu ise iki sınıftadır. Yapay zekayı kurgulayanlar, tasarlayanlar, bir de diğerler. Şimdi en başa dönecek olursak bu ışıkların bir anlamı olması lazım. Enerji tüketmenin. Sudan'daki Sudan'daki bir hastanenin muayenesinin ücretsiz yapılmamasını, çünkü hastaneye ücretsiz muayene yaparsanız Çad'dan bile adam yürüyerek gelir. Öyle diyor Sudanlı yetkili. Bir bu açıdan hani düşünelim. Bir de beyefendi Yuval Harari'nin bahsettiği dataizm dininden, biyoteknolojideki gelişmelerden insanın kendisini tanrı mertebesine çıkartmasından, yani öyle bir idealinden bunları sorgularsak iyi olur diye düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Biraz kozmik çorbaya dönüştürdüm. Sorusu olanlar olabilir. Çok iyi olur. Yani. Evet. Zor bir konuda kolay soru sormak da zor. Ben kolay soru. Kolay bir soru. Evet. Buyurun. Olur mu? Şimdi tabii kitap içeriğinden çok soramayacağım. Çünkü ben kitaplara okumuş olmam gerektiğini düşünüyorum. Hani bu konuda konuşabilmiş. Sizi iyi dinledim. Lakin biz genelde kitap mı yazıyoruz? Yani kitaptan bahsederken ya hani bunu ben de yapıyorum arkadaşlar. Şunu okuyabiliriz. Yani mesela benim ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Ne yapalım? Yani şunu okuyalım, şunu ne dersin? Öncelikli olarak ya da sonralıklı olarak ya da bu beşini de illaki okumamızdan hani tavsiye noktasında ne söylersin? Biraz konuyu saptırdım gibi ele bir baktım yok. Ama böyle düşünüyorum. Yani hangisini okuyayım? Ben şöyle çok dikkatli dinledim. Neyi okuyayım? Ne ilgimi çeksin? Sabırla hani hani dinlediniz. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu okursanız büyük ihtimalle yani okuma süreniz içerisinde bir hafta sürerse bir haftanın rahat 6 gününe sıkılacaksınız. Hadi söyleyeyim. Yani söyleyeyim. Sıkılırsınız. Bunu okuyalım diyorsun. Ama bunun hani tavsiye olarak şöyle söyleyeyim. Bunun 3 bölümlük belgeseli var. 22 sayfalık da bir böyle tahlili var. Yani internet, sosyal medyada bulabilirsiniz. Bence hani siz edebiyat öğretmenisiniz. Evet. Bence bir edebiyat öğretmeni
Bunu değil, o 22 sayfalık tahlilini, tenkitini okumasın daha çok tavsiye ederim. Çünkü hani edebiyat dalında okumanızı sizin için daha faydalı, pragmatik gibi geliyor bana. Bunu ekonomistler okusun, hukukçular okusun. Siz ne okuyorsunuz? Çünkü ana fikri şu. Arkadaşım, özgür, bağımsız, hukukun üstün olduğu bir toplum oluşturursanız, hukuku ekonomi üstün tutar ve ekonomi zengin olursunuz. Evet, bunu bir edebiyat öğretmeni niye okusun? Yani ben çok medeniyetin çıkışı var mı? Sıkılırsınız, ben söyleyeyim açık açık. Yani her şeye mesleki olarak mı bakalım? Yani edebiyat öğretmeni bir meslek. Coğrafyacılar bir... hepsini okuyabiliyor mu? Ben yani sen şimdi coğrafyacısın. Siz coğrafyacısınız, hepsini okuyun. Sosyal bilimciler mesela bunu okumazsa, mesela sosyal bilimler lisesindeki okuyan talebeler açısından söylüyorum. Sosyal bilimler lisesindeki sosyal bilimci bunu okumazsa, mesela sosyolog, psikolog, tarihçi, coğrafyacı bunu okumazsa ben çok büyük bir kayıpta olduğunu düşünürüm. Çok büyük bir kayıpta olduğunu düşünüyorum. Ama hani biraz da böyle şey, rasyonel cevap vermekten ziyade böyle şahsi olarak yakın ya, tanıdığım için evet, bu açıdan cevap vermeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Genel, ben de zaten öyle sordum. Neyi okuyun? 5 tane genel kitap getirdim. Geçide 600 sayfa. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Gene evet, hayvanlardan tarihinde de bundan başlayabiliriz. Bunu tavsiye ederim. Burada bir de şunu da vurgulayın. Mesela bu adam Yuval Noah Harari. Adam bir Yahudi, Kudüs'te İbrani Üniversitesi'nde medeniyet tarihi dersleri veriyormuş kendisi. Ama yazdığı şeyler, dediğim gibi yazdırılan şeyler biraz liberal kapitalizm ve dataizm dininin reklamı olsa da gördüğüm kadarıyla objektif taraflarda var işin açıkçası. Bu beyefendi... Yahudilik zihniyetinden bağımsız değil zaten onlar. Evet. Liberalizm derken... O Yahudilikte ters düşmüyor zaten. Aha, abi çok teşekkür ederim. Yani ben boğazım kurudu, bazı yerler unutuyor. Hakkınızı. Yahudiliğe uygun zaten. Yani evet. Dataizm eş Yahudilerin tamamen. Ekonomi de ekonomi hepsi uygun. Hepsi oradan yani, yine oradan çıktı. Seküler uygun. Evet. Tamam, bunların hepsi uygun olduysa zaten yani ya, o dinini inkar etmiş olmuyor. Bizi yine oradan vurdular yani. Şu hani batılı o oryantalist önyargılar vardır yani. Diamond'da öyle bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Tek eksiği eleştirdiğim en büyük noktası şu. Ya bu kadar bereketli ilali anlattım. Avrupalıları anlattım. Pizarro'yu anlattım. Mayalar'ı anlattım. Aztekler'i anlattım. Paskalya Adası'nı anlattım da. Çinli'leri anlattım da. Arkadaş ya bu Türklerin tarihinde hiçbir bilgi yok. Yani bu... Türkiye'ye girdiğinde gavurluğu ortaya çıkıyor. Ya bunu anlatmamışsın mesela. Yani bu adamlar... Türkiye girdiğinde gavurluğu ortaya çıkıyor o adamın. Yani Türkiye giremez yani. Diyor, Türkiye değinmemiş de. Türklere ya şey bak. Türklere değinmemiş. Kitap da Türkiye girer. Türkiye değinmemiş. Türklere değinmeye başladığı anda kendi gavurluğu ortaya çıkıyor. Türkiye değinen yanar arkadaş. Evet. Bir de yazmak ve yazdırılmak arasındakine göre mesela onları değerlendirip daha gerçekçi hangisi olduğuna göre de dikkat almak gerekmiyor mu? Gerçekçi olanı bu. Yani yazmak ve yazdırılmak dediniz ya. Kesinlikle. O yüzden genel... Yani batılı önyargı, o batı, oraya karşı önyargıda kalıplar yok. Hem belgeselinden bahsettiğiniz zaman 20 sayfalık bir eleştirisi var. Ay demek kitap üzerinde konuşuldu, biz belki geç tanıştık yani. Ama iyi oldu yani. Tanışmış olmak iyi. Yani son... Sayın Başkanım, bir anlarsa son böyle bir şey, yani acıklı bir şey benim için de. Yani buradan paylaşmak isterim. Yani tüfek mikrofon, hani şey, kimdi Mark Twain miydi? Ya bu tüfek varsa ondan niye bahsetmediniz, niye patlamadı? Kimdi hocam? Çeo. Tüfek mikrofon Çeo. Şimdi 16 Kasım 1521. Pizarro yanında 168 askeriyle birlikte efendim Attao Alta'nın bugünkü Peru'ya ulaşır. Atlı, süvari ve zırhlı, barutlu silahları olan 168 kişi. Atlı Altan da yanında 80 bin tane askeri vardır. Onu koruyan en yakınında. Sömürgeciliğin ilk başlaması biliyorsunuz putperest toplumlara Tanrı'nın dini götürmektir. Pizarro ve yanındaki arkadaşları korkarlar. Çünkü 80 bin kişi var karşılarında. Ve elçi gönderir. İşte biz görüşmek istiyoruz. Attao Alpa'yla, İnka Kralı Attao Alpa'yla görüşmek istiyoruz derler. En son işte ayarlanır ve görüşme ayarlanır.
80 bin tane asker, koruyucu. Hatta yerleri süpürüyorlarmış askerler. Yani kralımız geçecek. Bu 80 bin tane askerin elinde tahta değnekler var silah olarak. Üstlerinde kıyafet olarak mısır püskülünden kıyafetler var. Yani. Ama 168 tane Pizarro'nun, İspanyol kraliyeti adına giden Pizarro'nun 168 tane askerinin çoğunluğu çelik zırhlar kaptılar. Atla gidiyorlar. Hatta o yerliler gördükleri zaman bunlar herhalde tanrıdır diye bazıları onlara tazimde bulunuyor. En son karşılaşıyorlar. Mutlaka her bir sömürge ekibinde mutlaka bir papaz da vardır. Çünkü Tanrı'nın dinini götürüyoruz bu sonlar. Ve İncil götürülür. Bir elçi tarafından Atta Alta'ya sunulur. Atta Alta okuma yazma bilmez. Bilmiyor. Ve dolayısıyla kitabın nasıl açılacağını da bilmiyordu. Ve koluna vurur elçine. Ve kitap yere düşer. Oradan birileri bağırır. 168 tane askerin içinden bir tanesi bağırır. Yüce Tanrımızın kitabını yerlere attı. Ona hakir gördü, hakaret etti. Ve o 168 tane asker o 80 bin kişiyi öldürür. Barutla, tüfekle, zırhla. Hatta o insanlar krallarını koruyabilmek için yani ellerinde tahta değnekler var ve üzerlerinde sadece mısır püskülünden benzer şeyler var, kıyafetler var. Krallarını koruyabilmek için onun etrafına böyle arının hani yumak olması gibi, yavrunun yumak olması gibi, kraliçe arının etrafında yavru arı böyle yumak olur, yumak olması gibi yumak olurlar. Hatta bu olay esnasında askerlerden hani Atta Alta'nın askerlerinden boğulanlar olur. Atta Alta, orada hiçbir tane İspanyol askeri ölmez. 16 Kasım 1521 ya da 22 o yılını unutmuşum. Ve bu olay gruptaki yazıcılar tarafından İspanyol kraliyetine ve papalığa uzun bir mektupla, burada mektubun orijinalde var, yani Türkçeleştirilmiş de var. Mektupla bildirilir. Sizin adınızı buralara kadar ulaştırdık, yaydık. Yerlerden hiç kimse bizi öldürmedi ve bize silah çekmedi. Başarıların altında tabii ki bu tüfekler, tüfek var. Bir de mikrop var. Mesela 20 milyon Amerikan yerlisinin keşiften önce ve sömürmeden önce sadece bünyeleri mikroptan dolayı kırılmıştır. Mesela yerliler mihmandarlık yaparken kaşiflere yanlarında tütsü taşırlarmış ki çünkü ben kendime kokmuyorum ama bir mikrop var üzerinde o yerliye kokuyor. İlk defa duydum koku ve o da mikrop. Sadece adamla selamlaşma, el ele tutuşma ve yanında aynı ortamda teneffüs etmenden dolayı bu mikroplar onlara geçer. Bir sürü milyonlarca insan, %6'sı yanlış bilmiyorsam kalıyor. Milyonlarca insan bu mikroplardan dolayı kırılıyor. Çünkü Avrupalılar yaklaşık 10 bin yıldır bedenleri hayvanlardan kaptıkları bu mikroplara bağışıklık geliştirmiş. Ama yerlerin böyle bir bağışıklık sistemi yok. Gayvanlar gidiyorlar. En sonunda böyle peki hocam. Bağlı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben onur duydum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.